İkinci yarı başlarken yapılan 3 değişiklik ki biz devre arası programında biraz vurgulamıştık bunu. Fenerbahçe'nin görüntüsünü değiştirdi. Neler yanlış gidiyordu, neleri düzeltti Fenerbahçe ikinci yarıda? Hocam, şimdi İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil. Onu söyleyeyim bir defa. Kafadan Cengiz Ünder oynamaz. Ya kafadan oynamak, isimden bahsediyorum. Hani bırak taktik baktık. Ama ya adam gitmiyor. Ayağının burnuyla ucuyla oynuyor. Öbür tarafta iki tane senin yaşlı adamın var. Yani senin bu dengeleri çok iyi sağlaman lazım. Böyle bir sahada, böyle çamur, bir de sahanın her tarafı aynı değil. Bir yer çamur, bir yer sulu, bir yerde top fena gitmiyor. Yani üç ayrı yerde top oynuyorsun. Üç ayrı yerde birinde bir şey, birini yapacaksın, birinde birini yapacaksın, birinde birini yapacaksın. Sen burada kavga edecek futbolcularla oynayacaksın. Topa kafayı sokacak, ayağı sokacak, mücadele edecek futbolcularla oynayacaksın. Burada bu ayak ucu mayak ucu kaldırmaz bu saha. Yok. Nitekim ilk yarı İsmail Kartal'ın takımı ayak ucu falan oynuyordu böyle ince mince. Adamlar kalın oynadılar, güzel bir gol attılar, kaçırdılar. Hani ikinci yarı böyle gitseydi zaten İsmail Kartal dönüş uçağında olmazdı gibime geliyor. Ya olmaz. Ne oldu? Baktı ki ulan bu iş gidiyor dedi. Bu iş gidiyor dedi yani artık. Batır kütür daldı. Kendini de kurtardı, takımı da kurtardı. Çok net söylüyorum. Fener buradan mağlup ayrılsa çok farklı şeyler konuşuyorduk şu anda. Onun için İsmail Kartal'ın şey yapması lazım yani gözüküyor ya bir şey değil ki bu hani. Şimdi kahveci ya bu adam kısayı yapıyor, uzunu yapıyor, çalımı yapıyor. Rakibi sinirlendiriyor. Eskiden kendi de sinirlenirdi. Şimdi onu yapmıyor, rakibi de sinirlendiriyor. İki top yapıyor, bir çalım yapıyor. Senin defansın dinleniyor bir dakika, iki dakika. O faul yaptırıyor çünkü. Topu orada tutuyor. Topu senin kalenden uzaklaştıran bir adam. Ha. Mert Hakan girdi. O da oyuna dinamit koyanlardan biri. Tam yazıyı yazdırıyordum. Ya aferin bak Mert Hakan, bugün gördün mü bak. Kendi başına böyle güzel çatır çutur oynayınca rakiple, tribünden, arkadaşlarından filan. Bak sarı kart almadan bitireceksin bu işi. Ama sarı kartı yanlış gördü hocam. Ben buradan gördüğüm pozisyondaki o değil. Bilmiyorum. Değil. Buradan sonradan gördü. Adam hatta dedim ki ya adama haksızlık ettik. O değilmiş ya, o pozisyondaki şöyle, diye. Şöyle yani diyordum ki yazı yazarken tam öyle ama. Aferin bak bugün girdin. Evet, oyunun şekli değişmesinde etkiyesi. Senin rolün büyük. Top oynadın. Bir şeyle dalaşmadın. Girdin, vardın, bastın. Takımı ateşledin. Aferin diyordum. Kartı gene gördü. Ama aferimi de aldı. Onu da aldı tabii sonunda. Arayı kavgayı ayırmaya çalışan o. Bence onunla orada bir başka oyuncu var. O ikisini karıştırdı hakem. Ama orada birisi de söylemiş olabilir yukarıdan. Ha, bir şey çünkü söylemiş olabilir. Seyreden bilmiyorum. Birisi vardır yukarıdan. Hocam 2-3 tane o kavgada. Onu sen görmeyebilirsin olabilir, hakem olarak. Olabilir. 2-3 tane yalnız başka kart görmesi gereken var. Yukarıdan vardır. Daha rahat gözüküyor olay. Yukarıdan gelmiş olabilir. Yani çekiliyorsun kenara ama çok kalabalık oldu. Adın çıkmış 9'a inmez 8'e derler ya, biraz belki onun etkisi olabilir. Görmüşken şuna bir verelim demiş olabilir. Evet. Yani. Şey de Serdar Dursun da ilk golü attığı gibi hani o da dinamizm getirdi. Çok çalıştı. Çok mücadele etti o da. Çok çalıştı. Geriye geldi, top çıkardı. Valla ikinci yarıdaki Fenerbahçe tamam. Bak iyi top oynamaktan bahsetmiyorum. Burada zaten çabalamaktan bahsediyorum. Zaten bu sahada çok iyi top çok zor olur. Ama sen rakip ceza alanına yakın oynayacaksın. Çünkü bu tip zeminlerde top yere çarpar, kaleciye çarpar, penaltı olur, frikik olur. Sen kendi sahana çektin adamı ilk yarı Rize'yi. Ha ikinci yarıyı oyunu öbür tarafa yıkınca bak ne oldu? Üç tane gol çıktı. Patır kütür goller çıktı. Geçen haftanın üzerine hele burada da bir 2 puan ve 3 puan verilseydi çok başka şeyler konuşulacaktı. Çok zor bir deplasmandan iyi bir geri dönüşte sıyrıldı. Çok zor bir deplasmandan çok enteresan bir 3 puan alarak döndüler hocam. Yani İrfan Can gol attı, asist yaptı. Çocuk bir de kustu o arada, hala da kusuyordu yalnız. Ya bir şey dokundu ama ya suratı, bir sıkıntı yaşadı, biraz ya, beyazlaştı. Çamur içindeydi. Bayağı bir mücadele etti onlar da yani. Çok zor hocam. Yani bu zeminde çok zor.
Ama hani kimisi hiç ilk yarıda bazı oyuncular hiç mücadele etmedi. Hiç İkinci etmedi. Yarıda 180 hiç derece etmedi. Değişti görüntü. Etmeyen de etmeye başladı. Ama işte 3 kişi ateşleyince diğerleri de mecburi uydular. Evet, evet. Çünkü kavgaya girince hep beraber girersin. Hep beraber girdiler, çıktılar, yırttılar işte 3 tane gol. Haftayımda şunu diyorduk yani Fener bir gol daha yerse çıkarması çok zor olur diyorduk. Hocam mesela... Ama o Fener, şimdi bu Fener tamam. Krunić ne etliye karışıyor ne sütlüye karışıyor. Szymański Fred olmayınca farklı bir Szymański'ye büründü. Madem öyle dinlensin, kendine gelsin. Yani, hocam bunlar İsmail Kartal'ın sorunu. İşte bizim onları, değil ki. Tabii, yani tabii. O onları halledecek orada. Sahada biz o adamları iyi göreceğiz. Yani bu teknik adamın işi abi. O bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki hocam. Şut, bu Szymański. Ya hocam şuraya bak. İlk 20 maç 9 gol, 8 asist performansı var Szymański'nin. 6 maçtır skora hiç katkısı yok. Ama vardır onun yalnız bir oyuncunun olmamasından tabii değil. Tabii ki sadece öyle başka olur. Başka sebepleri de vardır. Mutlaka bunun vardır. Var. Belki özel hayatında, belki ne bileyim form düşüklüğü de yaşayabilir elbette bir futbolcu. Uzun sürmemesi lazım. Uzun sürmemesi lazım. Yani 20 maçta 17 kez skora katkı yapan bir oyuncunun 6 maçta hiç sahneye çıkmaması, hani skora katkı yapamamak dışında oyuna katkısı da azaldı. Sebastian Szymański sezonun en önemli transferlerinden biri hiç şüphesiz. Bakalım ne zaman toparlayacak. 7 şut denemesi var. 4'ü isabetli Çaykur Rizespor'un. 13 kez rakip ceza sahasına girmiş. 13 şut denemesi var Fenerbahçe'nin. 5'i isabetli, 3'ü gol oldu. 12 şut pası var. 19 kez rakip ceza sahasına girmiş ki ikinci yarıda 14 kez giriyor. Yani Rize'nin maç boyu girdiğinden bir fazla girmiş sadece ikinci yarıda Fenerbahçe. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark zaten gözüküyor. Gece gündüz farkı gibi. Yani o skora da yansıyor zaten. İlk yarıdaki Fener bu stat'tan mağlup ayrılırdı. Evet. İkinci yarıdaki Fener de bu stat'tan galip hocam, ayrılırdı. Bir de galip böyle ayrılırdı. Sahalarda, böyle zeminlerde geriye düşmek daha büyük handikap. Evet. Çünkü gol atmak zor bu tarz ortamlarda. Yani yani gol attırmamaya çalışmak daha bir kolay. Oynatmayacaksın. Hocam, gol atmak zor. Mümkün olduğu kadar rakip sahada ve rakip ceza alanı civarına gideceksin. Evet. O zaman onu hataya zorlayacaksın. O hata yapacak. Yaptı da bir şut attın, kalecinin üzerinden girdi top. Bir defa girdin, attığı üçüncü gol. Gene vurdu girdi. Onun için gireceksin abi. Oralara ol, yaparsan penaltı kazanırsın, frikik kazanırsın, kazanırsın. Kavga edeceksin abi bu tip sahada. Bir iç saha ve deplasman performanslarına da bakabilir miyiz? Fenerbahçe'nin iç saha performansları biliyorsunuz kaybettiği puanların ki 26 maç, 23 kat 18. Ceko Hakan'ı gösteriyor tribünlere. Şuraya baksana hocam ya. Ceko tribünlere Hakan'ı gösteriyor. Evet, iç sahada 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani 4 defa İç sahada puan kaybetmiş Fenerbahçe. 38 gol atmış, 15 gol yemiş. 67 puanın 30'unu iç sahada kazanmış. Deplasmandaki 13 maçtaysa 12 galibiyet, 1 beraberliği var. Yenilgisi yok Fenerbahçe'nin. 30 gol atmış, sadece 6 gol yemiş ve 37 puan toplamış. Yani deplasmanda daha başka bir oyun oynuyor. Tabii içeride herkes otobüsü çekiyor. Deplasmanda o kadar olmuyor hocam, o iş. Tamam da otobüsü çekiyor diyorsun. Üret o zaman. Öne çıkıyorsun. Sonra gol yiyorsun abi. Golü yeme ya. Öne çıkıyorsun, gol yeme abi. Maç öyle bitir. Hocam illa Fener'im, Galatasaray'ım, Real Madrid'im yok. Maçına göre Real Madrid gibi oynayacaksın. Maçına göre ne bileyim İstanbul Spor gibi oynayacaksın. 2-1 geçmişsin. Artık o maçı en kötü 2-1 bitireceksin. İşte kardeşim. Onu mesela Bolucci aldı. Onu bitiremezsen hedefe varamazsın. Abi her maç aynı olmaz hocam. Doğru. Yani İstanbul Spor dediğin maç, ne bileyim Alanya dediğin takım filan diyorsun. Al işte. Yani sen 2-1 öne geçiyorsun. Bitir abi o maç. Ona göre önlem al. Oyuncu değiştir. Bugün öyle yaptı. Oyunu yavaşlat. Gitti Bonucci'yi aldı. Savunmaya bir adam daha koydu. Evet, yani bitir o maçı. Sen senelerce son dakikada yediğin gollerle şampiyonluğu kaçırdın. Doğru. Serdar Dursun diyor ki özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm. Skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük.
Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun diyor Serdar. Ocak ayında tekrar nasip oldu bu camiye, Şanlı Camii'ye geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu da federasyon başkanı gibi konuşmuş. Evet, Serdar yeter. Ama gerçekten hani şeyden oynayan, gönülden oynayan bir oyuncu. Evet, evet. Yani bu tarz oyuncular hücumuna her takım giriyor, için değerlidir. Çıkıyor, korkmuyor. Hücum presi de iyi yapıyor. Geliyor orta sahaya yardımında yapıyor. Mücadele eden bir oyuncu. Evet. Serdar Dursun bugün gerçekten... Serdar bugün durmadı. Durmadı, durmadı. Galibiyete doğrudan katkı yaptı. Bir yine Cengiz Ünder, İrfan Can karşılaştırmamız hazır mı? Bir Fred etkisine bakalım. Onu da hazırlıyormuş arkadaşlar. Bir çünkü ikisinin performansına da bakmak istiyorum. Maçtan kareler de geliyor bir yandan ekrana. Barkomuzda. Fenerbahçe'deki Fred etkisi. Yani Fred'in oynadığı maçlarda yenilgisi yok Fenerbahçe'nin. O beraberlik de Fred çıktıktan sonra oldu bu arada. Samsun maçı değil mi o? Öyle diye hatırlıyorum sanki. Samsun maçında sakatlandı ilk yarıda. Tamam, tamam da bir 15. futbolcuya da bu kadar fazla yani tamam da verilerde. Bazen bir futbolcu bu, çok futbolcu. Diğer futbolculara da ayıp oluyor bu. Veya diğer futbolcularda biraz bu da lan Fred varsa biz oynuyoruz galip geliyoruz. Fred yapsa biz adam değil miyiz de gelir bu iş. Diğer topçulara. Ya olacak iş değil bu da demek oluyor. Oluyor işte hocam. Baksana. Şuraya bak. Adam yenilgisi yok ya Fred'siz. Ve diyorum beraberlik olan maç da Fred 15'te sakatlandı. 17 miydi? 15 miydi? Öyle berabere bitti. Bugün Fred yoktu. Maçı çevirdiler. Olacak tabii ki. Ama yani olsa katkısı farklı olacak. O kesin tabii. Yani onun oynamadığı maçlarda 6 tane puan kaybı var. Yani 6 maç puan kaybı var onun oynamadığı maçlarda. 3'ü yenilgi, 3'ü beraberlik. Ya. O varken öyle oynarsın. O olmadığı zaman başka oynayacaksın. Tabii ki. Ya dünyanın sonu değil hocam. Futbolcu gitti. Satıyorsun futbolcuyu. Elbette ama. Bir futbolcu satılınca artık onu mu düşüneceğiz? Ya keşke gitmeseydi. Gitti abi hayırlı işler. Sen işine bakacaksın. Sakatlandı tamam abi i̇şte bir an evvel gelsin. Onun eksikliğini giderebilecek oyuncu belki olacak. Belki şekli değiştireceksin. Ya da. Belki ama işte bu da oynadığı mevki itibariyle yani o... Savunmadan abi, topu alıp ileriye gönderip... Ona göre oyuncu koyacaksın ikinci. Hızlandırıp. Sistemi değiştireceksin hocam. Kurun içi aldı. Kurun iç mesela hiç... Fred'in senin elinde iyi oyuncular var değil. Çünkü yani... Sen söylediğin zaman... Böyle aval aval bakacak oyuncu yok sende. Cin gibi oyuncular var. Hani bazı oyuncular vardır. Ne diyor lan bu der teknik adam hani. Falan anlamaz. Ama sendeki oyuncuların hepsi cin gibi. Değiştirirsin abi. Şimdi bunu yapsan bunu yapsan şunu yap. Yani bir kişinin gitmesi demek dünyanın sonu değil abi. Tamam bir oyuncu da. Pardon bu oynamazsa şampiyon mu olmayacaksın? Ya bir kişiye mi bağlı kalacak Fenerbahçe? Ben onu anlayamıyorum ha. O zaman sistemi şekil değiştir abi. Başka türlü oyna. Bu varken bir türlü oynuyorsun. Bu yakken o zaman orta sahadan nasıl çıkıyorsun, nasıl çıkmıyorsun ona göre adam al. İki kişiyi başka kullan bunu kullandığın yerde. Bu çünkü hücuma da çıkıyor, giriyor arada. Oyunu da hızlandırıyor. Kanatları iyi kullanıyor. Şimanski'yi, Tadic'i, Dzeko'yu. Ama işte görüntü şu. Yani bayağı farklı. Bu da Fenerli futbolcular baksınlar. Ya. Hatta İsmail Kartal'la tartışsınlar ya. Hocam bazen futbolcular yani teknik adamlar konuşurlar. Arkadaş ne yapalım, ne edelim? Ya bunun öyle de olması lazım. Öyle maçlar vardır ki hocam, futbolcu toplar, hatta bazı oyuncuları toplar, hatta bazen. Bazen de takımı toplar. Nasıl oynayalım arkadaşlar, ne diyorsunuz? Hani rakip takım bu. Biz de buyuz. Sizin var mı bir katkınız? Futbolcunun biri öyle bir şey söyler ki, aklına yatar ya bu işler olur, tartışılır. 2-3 kişiyle özel de konuşursun. Doğru. Ne yapalım dersin? Ya bu iş tecrübeli isimlerle yapıyorlar. Çünkü futbolcu biliyor işi. Dediğin gibi. Oynuyor da rakibi de tanıyorlar. Tecrübede isimler. Yani artık birinci yarı değil ikinci yarı oynanıyor. Bütün takımları biliyorlar. Şervi diyor ki ikinci yarının başında aptalca bir gol yedik. Rakibimizin bizden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum.
İstediğimiz sonucu alabilirdik. Var mı? Bu kadar mı? İkinci yarı aynı tempoyu götüremediniz ama. Yok. Yok. Kesinlikle ilk yarıdaki Rize yoktu ikinci yarıda. Yani mutlaka onlar da etkilenmiştir zeminden, şundan bundan da. Ama hocam iki takım da aynı zeminde oynuyor. Yani geç. Sezonun ilk yarısındaki maç mesela 5-0 mı 5-1 mi ne bitmişti? Hocam, 5-0 bitmiş. Ya Ender ya. Rize'ye gitmişsindir yıllarca. Tamam. Ben yıllarca gittim, top oynadım, hakemlik yaptım filan. Rize'nin havası bana İngiltere'nin havasını hatırlatır hocam. Hatırlatır hocam. Yani İngiltere'nin havasıyla öyle. Yeşillikler filan. Mis gibi. Rize'nin havası aynıdır. Yeşillik. Yağmur çok yağar. İngiltere'de hiç yağmur yağmaz biliyorsun. Hiç. Lan ne bizim orada sahalar niye halı gibi de bizde halı gibi değil. Ya hocam ya. İnanılır gibi değil ya. Ya zemine ineceksin zemine. 3 metre 4 metre ineceksin. Kanalları yapacaksın. Doğru ya drenaj. Su, tabii abi doğru drenaj. Kanal doğrusu kenardan gidecek. Bir de İngiltere'de bir görüntü verseniz mesela. Olacak şey değil hoca şeye ya. Bak, hocam verin. Ya. Bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Felaket. Bu sonra diyorsunuz ki marka değerimiz düşüyor. Ya, ya senin marka değerin. 12 ayın 10 ayı yağmur yağıyor. 11 ayı yağmur yağıyor İngiltere'de. Evet. Gittik işte her türlü stadına. Manchester'ına da ne bileyim Anfield'a da diğer Wembley'e de hepsini gördük. Ya yağmıyor mu orada? Yılın neredeyse tamamı yağıyor. Hocam yıllarca Türkiye'de belediyelere bakarım. Yıllarca. Parti marti hiç önemli değil. Gelirler ilk yaptıkları iş nedir biliyor musun? Kaldırımlar değiştirilir. Niye? Çünkü herkes kaldırımları görüyor. La bana altyapıyı değiştirsene. Benim boruların patlamasın. Hani ben yer falan söylemek istemiyorum. Bazı tabii, tam tabii. Belediye seçimleri var. Tam şimdi ama niye biliyor işte. Musun? Altyapıya girersen o gözükmeyecek. Suları temiz gelecek. Pis suların doğru akacak, lağımların patlamayacak, lağımı denize akıtmayacaksın filan filan filan. Ama yok yani bahçe yapıyor, işte yeri çiçek yapıyor, böcek yapıyor. Ne o? İki tane şey yapıyor. Tribüne oynuyor diyorsun, tribüne oynuyorlar. Sonra 4 sene sonra bir daha o istiyor. Abi bana kalıcı çözüm yapın ya. Dolayısıyla şu zeminler bir an evvel, bir an evvel. Sorumlusu kimse bak. Ben ev sahibi kulüpler diyor. Hayır abi. Hayır abi kabul etmiyorum ya. Bunun sorumlusu ya Türkiye'de maliye ile ilgili iş varken kimdir sorumlu? Maliye Bakanı. Bununla kimdir abi? Futbol Federasyonu'dur. Ona kulüp bakıyormuş, onu belediye bakıyormuş, onu İçişleri Bakanı bakıyor. Yok abi. Bu Futbol Federasyonu'nun sorumluluğunda bu sahalar. O yapacak bunları veya yaptıracak. Yaptıramıyorsa da başka türlü yapacak. Acaba şey olabilir mi? Bu sahaların çoğu Gençlik Spor'un. Abiciğim bak anlatamıyorum derdim ya. Sahaların çoğu Gençlik Spor'un. Onlara top atıyor biliyorum. Ya onlar yaptı. O kulüp diyor. O abi bu futbol... Ben sana bir şey söyleyeyim. İhaleye çıkıldı değil mi? Hı hı. Ne olacak para? Sorumlu kim? Futbol Federasyonu. İçişleri Bakanı mı? Yoksa Gençlik Spor mu? Futbol Federasyonu abi. Disiplin onun elinde. O zaten organizeyi yapacak. O organizeyi yapacak. Bu sahalar böyle rezil olmuyor. Denetleme diye bir organı var bunların, zeminleri denetleyen. Şimdi işte 7 kulübe ihtar vermişler kapatırız diye. Sen İçinde Rize ve Ankaragücü çok, de var. Çok iyi denetimlerini biliyor. Ben yok. Zannetmiyorum hiç. Hiç zannetmiyorum. İşte, neyi denetliyorsun abi? Yanlış oluyor ondan sonra. Sezon başında belli kriterler getirilse... Çünkü sene içinde diyorsun ki şurada kapatırım. Bak şurada kapattık diyorsun, bir anda o diğer takım şey yapıyor, isyan ediyor ben falan. Ben sana bir şey diyeyim. Zor bir şimdi şekilde. Şimdi şemsiyeyi ters çevirelim bir. Rize şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sahada seni oynatmaz UEFA. Oynatmaz ya. Yürü git lan der. Yürü git der ya. Burada oynatmam sen, o kadar basit. Ya yıllar önce hocam, yıllar önce Portekiz milli takımı geldi ya. Eusebio, Torres, Mores, Coluna. İstanbul'da antrenmana çıktılar, böyle yaptılar. Biz bu sahada oynamayız dediler. Maç Ankara'ya alındı ondan sonra hocam. Özel maçtı. Eusebio'yu falan seyrettik. Değil mi?
Onun için yani Futbol Federasyonu abi, ben onu tanırım, hiç bahanesi yokmuş. Gençlik spormuş. Belli kriterler getiriyor. Maliye Bakanıymış. Yok abi, Futbol Federasyonu. Ben ama, ama hocam ya bu ev sahibi, tamam şimdi işte milyonlarca euro veriyorsun. E şu zeminine de 1 milyon ve 700 bin euroymuş ya, ben bunu sordum. 700-800 bin euroymuş. Çok iyi bir zemin oluşturmak. Bakımı için de belli bir şey gidiyordur tabii. 1 milyon diyelim. Ya milyonlarca euro al, daha yeni işte ara transferde milyonlarca euro verdiler. 1 milyonu da zemine ver.